<laughs> Ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik, bitki koruma ürünlerinin önerilmesi, uygulanması ve kayıt işlemleri hakkında yönetmelik, zirai mücadele alet ve makineleri hakkında yönetmelik. Şimdi burada en önemli olan yönetmeliklere geldiğimiz zaman bitki koruma ürünlerinin toplam ve perakende satılması ile depolanması hakkında yönetmelik çok önemlidir. Çünkü biz bir bitki koruma ürünü bayisi veya toptancısı açacağımız zaman bu bayide veya toptancılık yerinde hangi şartların olması gerektiği, daha sonrasında açtıktan sonra burada işlemleri nasıl yapmamız gerektiği, bir koruma ürünlerinin satışı, çıkışı, girişinin nasıl yapılması gerektiği, bu alanın ne kadar bir alanda yapılması gerektiği ile ilgili tüm kilit noktalar bu yönetmelikte olduğu için bu yönetmelik çok önemlidir. Ki bu yönetmelikle ilgili kesinlikle her yılda soru gelir. Bununla birlikte bitki koruma ürünlerinin ruhsatlandırılması ve piyasaya arzı hakkında yönetmelik de çok önemlidir. Çünkü bir bitki koruma ürünü nasıl ruhsatlandırılır? Bu ruhsatlandırılmış olan bitki koruma ürünü kaç yıl boyunca raf ömrüne sahiptir? Bunların son kullanma tarihi, kaçak duruma düşmesi gibi durum ve vaziyetler de bu yönetmelik içerisinde yer aldığı için önemlidir. Ayrıca bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması, ambalajlanması ve etiketlenmesi hakkında yönetmelik de özellikle bitki koruma ürünlerinin formülasyon tiplerinin belirlenmesi ve buna benzer kısımların yer aldığı bitki koruma ürünlerinin sınıflandırılması bitki koruma ürünleri farklı farklı sınıflarda yer alabiliyor. İnsektisit, herbisit, fungisit gibi bunların sınıflarının bilinmesi önemlidir. Bu yüzden bu yönetmek çok önemlidir. Zirai mücadele alet ve makineleri denildiği zaman bu yönetmelikle ilgili bazı yıllar bir iki tane soru gelebiliyor, bazı yıllar soru gelemiyor. Ancak bu yönetmeliğe de bakmak gerekiyor ama dediğim gibi ...önemli olan yönetmelikler, kesinlikle bilinmesi gereken yönetmelikler. Birinci kısımda yer alan ruhsatlanılması, toptan ve perakende satılması ve sınıflandırılması en önemli yönetmelikler arasında yer almaktadır. Diğer soru gelen kısım ise bitki hastalıkları bölümü. Bitki hastalıkları bölümü bazı kişiler tarafından karıştırılıyor. Şöyle karıştırılıyor. Fitopatoloji ayrı. Bununla birlikte bitkilerde hastalığa sebep olan bölümler ayrı mı diye e, karıştırılıyor. Hiçbiri ayrı değildir. Şimdi bizim bugün başlayacağımız fitopatoloji kısmı. Fitopatoloji kısmı zaten bu maddeler arasında yer alan, kısımları karşılayan yerler. Ve bununla birlikte içerisinde yer alan tüm hastalıklarında bulunduğu kısım. Burayla ilgili 16 tane soru geliyor toplamda. Bitkilerde hastalığa sebep olan bakteriler. Bitkilerde hastalığa sebep olan mantarlar ve mantara benzer olan organizmalar. Virüsler, viroidler, fitoplazmalar ve tabii ki de yabancı otlar. ...kısmından toplam 16 tane soru geliyor. Bitki zararlar denildiği zaman ise... ...yine entomoloji kısmı yani böcek bilimi... ...ve i̇şte bu böcek bilimi bitkilerde zarara sebep olan böcekleri de kapsıyor. Tüm böceklerin yer aldığı kısım. Ve nematoloji, nematot zararları... ...ki tabii genel zararlar kısmında bulunuyor. Genel zararlar kısmında bu bölümde işleyeceğiz. Mücadele metotlar kısmıyla ilgili... ...yine 16 tane soru geliyor kültürel ve fiziksel mücadele, kültürel ve fiziksel mücadele son yıllarda birleştirildi. İkisi bir mücadele yöntemi olarak biliniyor ve tek bir madde içerisinde kültürel ve fiziksel mücadele olarak kabul ediliyor. Biyolojik mücadele, biyoteknik mücadele, kimyasal mücadele ve hepsinin birlikte yapıldığı entegre mücadele konularıyla ilgili sorular geliyor. Diğer konular dediğimiz kısım ise burası karma kısım. Toplamda 16 soru geliyor yine. Bitki koruma ürünlerinin çevre ve insanın sağlığına etkisi ve bunlardan korunma yolları. Bitki koruma ürünlerinin uygulanmaya hazırlanması, formülasyon şekilleri ve karıştırılabilirlikleri, tarım ürünlerinden bitki koruma ürünlerinin kalıntı sebepleri ve kalıntının önlenmesi ki zaten son zamanlarda gündemde olan en önemli konulardan bir tanesi budur. Bitki koruma ürünlerinde direnç ve yönetimi, toksikoloji ve ekotoksikoloji, entegre zararlı yönetimi, entegre ürün yönetimi ve organik tarım, Zira mücadele ve entegre mücadele teknik talimatları olmak üzere diğer konulardan soru geliyor. Ayrıca son yıllarda tıpkı KPSS gibi bayilik sınavı içerisinde de güncel yerlerden soru geliyor ki şöyle güncel. Mesela geçmiş yıllarda 2002 2022 yılı içerisinde ay Ayçiçeğinde zararlı olan çayır tırtılı son zamanlarda gündeme geldi ve gündeme geldikten sonra bununla ilgili bayilik sınavında bir soru geldi. Bunun gibi güncel kısımlarla ilgili de son zamanlarda yaklaşık bir iki tane soru gelmekte günceli takip etmeniz gerekiyor. Tıpkı nasıl KPSS sınavında günceller haber sitelerinden ya da internet sitelerinden takip edildiği gibi takip ederek bunları bilmeniz gerekiyor. Bununla ilgili bir iki soru geliyor. Çalışmada verimlilik çok önemli. Bu yüzden sınava çalışırken çalışmış olmak için değil de başarmak için verimli şekilde çalışmanız gerekiyor bugün iki konu bitti, yarın üç konu bitti gibi hızlı hızlı kitap okur gibi okuyup çoğunu anlamadan çalışmak kendinizi kandırmaktan başka bir şey yaramaz. Ki bu sınavda en büyük e, sizin en büyük sıkıntı çekeceğiniz yerlerden bir tanesi Latinceler. Latinceler çok nankör, hemen unutulabiliyor. Bunun sürekli tekrar edilmesi, üzerine durulması gerekiyor ki sınavda Latincelerle ilgili de sorular gelebildiği için e, sık sık tekrar etmeniz gerekiyor. Sınavı sırf sınav zorluğu var diye olumsuz düşünerek zorla çalışmamanız gerekiyor. Zaten bu sizin mesleğinizin bir sınav olduğu için sonuçta bu belgeyi aldıktan sonra da bir, bir sürü size tanınan avantajlar olduğu için bu sınavı bir zorunlulukmuş gibi yani bu bayilik sınavı işte aman kim çalışacak, kim edecek diye zorla çalışmak yerine e, severek, merak ederek çalışsanız daha rahat şekilde yapabilirsiniz. Sınavı kazandırdıktan sonra size katabilecek fırsatları, avantajları düşünerek çalışın ki bununla ilgili sonra sunumumuzun ileri kısmında bilgi verilecek. Yani sınav sizin için bir zorunluluk olmamalı. Daha çok avantaj ve fırsat kapısı olmalıdır. Sınavı geçerken kazanmanız gerekiyor mu? Yoksa herkes giriyor. Tüm meslektaşlarım girdiği için denemek de, e, için girmek istiyorum. Önemli bir sınavdır. Ben de gireyim diye düşünerek mi girmek istiyorsunuz? Sınavı kazandıktan sonra size kazandırabileceği avantajları iyi bir şekilde biliyor musunuz? Yani bu sınavı bilinçli bir şekilde mi giriyorsunuz yoksa herkes girmiş topluluk var işte herkesin girdiği sınav iyidir. Herkes giriyor işte ben niye girmeyeyim diyerek mi giriyorsunuz? Bunun ee, cevabını kendi içerisinde içerinize vermeniz gerekiyor. Yoksa belgemi alayım bir köşede dursun. Türkiye'de bir belge bir belgedir. Sonra bir imkanım fırsatım olursa kullanabilirim diyerek mi girmek istiyorsunuz? Sınavda başarılı olunca bitki koruma ürünlerinin toptan ve perakende olarak satışını yapabileceğiniz, çevrenizde sıkça karşılaştığınız bitki koruma ürünü bayisini açabilirsiniz. Ki zaten solda ve sağda görselleri bulunan, e, içerisinde bitki koruma ürünlerinin tüm pestislerin yer alabildiği, e, üreticilere satış yapabileceğiniz e, bu alanları açabilirsiniz. Bunları tabii toptan da toptan satışında yapabilirsiniz. Perakende satışında yapabilirsiniz. Bu belge olduğu sürece ikisini de yapabiliyorsunuz. Bu şekilde satış yapabilmek için ya belge ya da e, belgeli birisini çalıştırmanız gerekiyor. Şöyle, şimdi bir bitki koruma ürünü bayisi açacaksınız ancak e, ya bu belgeyi alamadınız, ziraat mühendisiniz veya e, ziraatla alakalı, tarımla alakalı bir bölümde mezun oldunuz ama sınavdan başarılı olamadınız, bu bahiyi açmak istiyorsanız bir tane bu belgeyi almış olan kişiyi e, bu belgede istihdam etmeniz zorunlu. Yani bu e, bayide çalıştırmanız gerekiyor. Veya ee, ilkokul, ortaokul mezunu, lise mezunu bir kişi e, tarımla hiç alakası yok. Yani bu bölümlerden hiçbirini okumamış bitki koruma ürünü e, bay sınavına giremiyor, alamıyorsa bile siz kazandıktan sonra bu belgeyi sizi yanında zorunlu olarak çalıştırması gerekiyor. Bu ikisi arasındaki farkı bilmek gerekir. Bitki koruma ürünleri bay ve toptancı belgesini alamayan veya sınavlara girmesine rağmen başarılı olmadığı için az önceki söylemiş olduğum yer e, kişiler bu yüzden bayi ve toptancı açabilmek için bu belgeye sahip olan birilerini çalıştırmak zorunda. Peki ne yapabiliyoruz? Bu belgeyi aldık. Bayi açabiliyoruz demiştik. Bir bayi de çalışabiliyoruz demiştik. Yani istihdam edilebiliyoruz. Biliyoruz. Bir de tarım kredi kooperatifleri başta olmak üzere. Ülkemizde bölgesel olarak yer alan kooperatifler, ziraat mühendisi ihtiyaçları olduğunda istihdam edecekleri zaman bayi ve toptancı belgesini almış, sınavda başarılı olmuş mühendisleri tercih etmektedir. Bu e, neredeyse tüm kooperatifler için geçerlidir. Kooperatifler eğer bir ziraat mühendisi istihdam edecekse diploma veya farklı bir belgeden ziyade yani diploma puanı diyelim. Çünkü zaten e, ziraat mühendisi olan diploma almış olmanız lazım. Diploma puanı veya farklı KPSS, MAPSS gibi diğer sınavlardan ziyade doğrudan bayi belgenizin olup olmadığını soruyorlar. Bu bayi belgesi olmadığı sürece istihdam edilme bölümü sıkıntıya giriyor. Sınav belirli meslek gruplarından mezun olmuş kişi... ...bu sınava belirli meslek gruplarından mezun olan kişiler girebiliyor. Sınavda başarılı oldukları sürece belgeyi almaya hak kazanıyorlar. Bu grup her zaman soruluyor. Onu bu yüzden anlatabilmek için zaten bu sunumu paylaşmak istedim sizinle. Şimdi bu sınava kimler girebilir? Bu sınava ziraat mühendisleri girebilir. Ziraat mühendisleri denildiği zaman... Doğrudan 4 yıllık lisans, yani ziraat fakültesinden lisans bölümünden mezun olmuş olan herkes girebilir. Yani ben e, zootekniden mezunum, şundan mezunum, bundan mezunum, girebilir miyim, giremez miyim diye bir sıkıntı sorun yok. Doğrudan ziraat fakültesinin lisans bölümünde mezun olan, ünvanlı ziraat mühendisi olarak almış olan herkes bu sınava girebilir. Eczacılar girebilir, kimyagerler ve kimya mühendisleri girebilir. Orman mühendisi ve orman endüstri mühendisleri mezun oldukları sürece bu sınava girebilir. Sınava girmek için mezun şartı var. Mezun olup bu ünvanı almış olmanız gerekiyor. Buradaki yer alan ünvanları almış olmanız gerekiyor. Ayrıca, ayrıca ki burada ayrıca dememizin sebebi e, çok farklı bir şey. 2 e, i̇ki yıllık meslek yüksek ziraat, fakül ziraat teknikleri olabilecek olarak yani ziraat 2 e, iki yıllık bölümlerinden meslek yüksek okullarından mezun olan kişiler ziraat teknikeri ünvanını aldığı sürece veya tarım liselerinden mezun olan kişiler yani ziraat teknisyenleri lise olduğu için teknisyen oluyorlar. Ziraat teknisyenleri bu sınava girebilir ancak şöyle bir şart var. 2 yıllık meslek yüksek okulundan mezun olan ziraat teknikerleri ve tarım lisesinde mezun olan ziraat teknisyenleri şu şartla birlikte sınava girebilir. En az bir tane bitki sağlığı ile ilgili ders almış olmaları gerekiyor. Diğer slaytta sunuda yer alan meslek gruplarının bu dersleri alma zorunluluğu yok. Yani ziraat mühendisleri, eczacılar kimyagerler, Orman mühendisleri gibi. Bunların alma zorunluluğu yok. Mezun oldukları zaman doğrudan sınava girebiliyorlar. Ancak ziraat teknikeri ve ziraat teknisyeni ise en az bir tane bitki sağlığı ile ilgili ders alması gerekiyor. Bitki sağlığı ile ilgili derslere örnek vermek gerekirse bitki koruma dersi olabilir. Entomoloji, fitopatoloji Bitki hastalıkları, bitki zararları, kimyasal mücadele yöntemi ve bitki fungal hastalıkları gibi dersler olabilir. Veya e, iki yıllık bahçe tarımı veya bahçe bitkileri bölümünde mezun olmuş birisi, bahçe bitkilerinde bitki zararlıları, bahçe bitkilerinde bitki hastalıkları gibi derslerde mezun olmuş olursa, yani bu dersleri alıp mezun olmuş olursa veya palla bitkilerinin 2 yıllığından mezun diyelim, e, ee, bitki, tarla bitkileri zararlıları, tarla bitkilerinde görülen hastalıklar gibi ders almış olursa yine bitki sağlığıyla ilgili ders almış olduğu için sınava girebilir. Ancak bu anlattığım dersler haricinde bitki sağlığı ile ilgili olmayan dersler alındığı zaman sınava girmek mümkün değildir. Çalışma tavsiyesine geldiğimiz zaman ilk etapta ee, online eğitim sürecimiz haftada 3 gün boyunca süreceği için buna uyamayabilirsiniz. Ancak sınav tarihi açıklandıktan sonra veya şu anda bile başlayabilirsiniz. Bu sizin müsaitlik durumunuza bağlı. Şöyle bir tavsiyede bulunuyorum ben. Çünkü sürekli sık 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 tekrar etmeniz gerekecek. Bugün mesela biz bu dersi işledik. Bu dersi işledikten sonra zaten geç saatte bitecek. Bugün tekrar edemeyebilirsiniz. Belki yarın tekrar edebilirsiniz ama ne kadar erken o kadar iyi. Birinci günün tekrarını bir güzel yaparsanız. Daha sonra yarın tekrardan ders işledik. İkinci günün günü tekrar o gün yaparsanız. Üçüncü gün ders işledik. Güzelce ama bunların tekrarını yaparsanız. Bu şekilde bir haftalık tekrarınızı e, güzel bir şekilde yaparsınız. Yaptıktan sonra ise bu haftanın sonunda ki bu pazar olabilir. Pazartesi olabilir. Artık sizin de şunu haftanın sonu ne zamana denk gelirse. Yani dersi çalışma durumunuza göre. Bir haftalık genel olarak baştan sona doğru tekrardan bir e, haftalık tekrar yapabilirsiniz. Daha sonrasında ise bu şekilde öncelikle birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün diye giden tekrarlar yaptınız. Daha sonrasında ise hepsini genel olarak tekrar yaptınız hafta sonunda ve bir haftalık tekrarınız bitti. Günlük ve haftalık tekrarınız yaptınız. Bu şekilde ikinci hafta da aynı şekilde yaptınız. İkinci haftanızın tekrarını, günlük tekrarlarını, sonrasında hafta sonu tekrarı, üçüncü haftanız, dördüncü haftanız ve bir ay bitmiş oldu. Bir ay bittikten sonra tekrardan başa dönerek birinci haftadan başlayarak ay sonundaki süreçte, ay sonuna yakın zamanda birinci hafta ikinci hafta üçüncü hafta ve dördüncü haftaların günlük ve hafta sonu tekrarlarını yaparak doğrudan bir ay içerisinde birçok konuyu tekrar ederek rahat bir şekilde öğrenmiş olabilirsiniz. Bu bir tabi çalışma tavsiyesi. Bunu uyabilirsiniz veya kendinizde farklı bir çalışma e, metodu uygulayabilirsiniz. Şimdi e, doğrudan dilerseniz fitopatoloji e, ilk dersimizle birlikte başlayalım. Şimdi fitopatoloji dediğimiz zaman fitopatoloji. Bitkilerde hastalıklara sebep olan, bitkinin gelişim ve verimini olumsuz etkileyen, hastalık etmenlerini inceleyen ve bu etmenlere karşı mücadele yöntemlerini belirleyen bilim dalına denilir. Yani bitkide hastalığa sebep olan bitkinin verimini, gelişimini engelleyen, her türlü etmenlerin bulunduğu kısımları inceleyen bilim dalına fitopatoloji deniliyor. Fitopatoloji bilim dalı, mikoloji, viroloji, bakterioloji ve herboloji olmak üzere dört ana alt bilim dalından oluşmaktadır. Mikolojiye geldiğimiz zaman mikoloji bitkilerde hastalığa sebep olan funguslar. Mantar demeyeceğiz çünkü mantar e, farklı bir durum oluyor. Ziraatta ve zirai teknik e, bilgi kısmında mantar yerine fungus demek daha doğru. Yani fungus dediğim her yerde mantar dediğimi anlarsınız. Bitkilerde hastalığa sebep olan fungus ve fungus benzeri organizmaları araştıran ve bu organizmalara karşı mücadele metotlarını inceleyen fitopatolojinin alt bilim dalına mikoloji denir. Yani fitopatolojinin bir alt bilim dalıdır, e, fungus ve fungus benzeri organizmaları inceler. Yani fungus fungal hastalıklara sebep olan etmenlerin incelendiği bilim dalıdır. Viroloji dediğimiz zaman ise bitkilerde hastalığa sebep olan virüs ve virüs benzeri organizmalar. Ki bu virüs benzeri organizmalar veya fungus benzeri organizmalar kısmını detaylı şekilde işleyeceğiz ileri kısımda. Virüs benzeri organizmalar araştıran, bunlara karşı mücadele metotlarını inceleyen, ...bilim dalına, fitopatolojinin alt bilim dalına viroloji denilir. Bakteriolojide, bitkilerde hastalığa sebep olan bakteri organizmalarını araştıran... ...ve bunlara karşı mücadele metotlarını inceleyen e, fitopatolojinin alt bilim dalına denilir. Herboloji dediğimiz zaman ise, şu ana kadarki etmenlerin tamamı... ...mikoloji, viroloji ve bakterioloji kısmındaki etmenlerin tamamı hastalığa sebep oluyordu. Herboloji daha çok rekabetçi... Bir bitkiyle, yetiştirdiğimiz bitkiyle rekabete giren, onun tekrardan e, diğerleri gibi yani gelişimini engelleyen ancak rekabete girerek yapan e, diğer yabancı otlar olduğu için birazcık daha farklı ama fitopatolojiye giriyor. E, yetiştiriciliği yapılan kültür bitkisi ile beslenme, su, ışık gibi konularda rekabete girerek, Yetiştirmek istediğimiz kültür bitkisinin gelişimini olumsuz etkileyen bitkilere yabancı ot denilir ve bu yabancı otlara karşı mücadele metotlarını ve onların tanımlanmasını, tespitini, teşhisini inceleyen fitopatolojinin alt bilim dalına ise herboloji denilir. Herboloji denildiği zaman da aklımıza doğrudan yabancı otlar gelecek. Şimdi hastalık nedenleri ve sınıflandırılmasına geldiği zaman şu anda hala daha konuya çok geniş kapsamlı bakıyoruz. Yani özel olarak bir fungal hastalık kısmına yani mikolojiye girmedik. E, viroloji kısmına girmedik. Bakterioloji kısmına girmedik. Hepsini bir bütün olarak görüyoruz. Şu anda hastalıkları genel olarak e, tanımlıyoruz ve anlıyoruz. Daha sonrasında ise özele girerek daha detaylı şekilde öğreneceğiz. Bitkilere meydan, bitkilerde meydana gelen hastalık ve belirtilerde kürümeler, solmalar, kanserler, yanıklık, ...kürleme, mildüe ve paslar örnek verilebilmektedir. Ee, bu görselde görmüş olduğunuz mesela patates yumrusunda bir e, çürüme oluşmuş. Bu çürümeyi de bakteriyel bir hastalık etmeninden dolayı yapmış. Yani bir bakterioloji, yani fitopatolojinin alt bilim dalları içerisinde olan bakterioloji kısmındaki bakteriler burada bir çürümeye sebep olmuş. Yan, yanında görmüş olduğumuz ise bir domates yaprağı domates yaprağının üzerinde yanıklıklar oluşmuş. Bir fungal hastalık yani mantari hastalık ise burada yanıklıklara sebep olmuş. Aynı şekilde burada ise bir kanser meydana gelmiş. Bakteri etmeninden dolayı bir kanser kanser meydana gelmiş. Diğer kısımda ise bir elma ağacında elma yapraklarında ise bir külleme gülleme oluşmuş. Aynı şekilde domates yapraklarında mildiyö denilen bir belirti oluşmuş ve e, tahıllarda ise pas şeklinde belirtiler oluşmuş geniş kapsamlı bakıldığı zaman bu şekilde belirtiler ortaya çıkabilir. Hastalık bitkinin kök, gövde, sürgün, dal, yaprak, meyve, tohum, çiçek, çanak, yaprak, başak organların tamamında veya bir bölümünde meydana gelebilir. Yani şöyle bir hastalık bitkinin neredeyse tüm aksamlarında, tüm bölgelerinde meydana gelebilir veya yalnızca özel olarak bir bölgesinde de oluşabilir. Mesela şöyle bir hastalık var diyelim. Bu hastalık bitkinin yapraklarında başladı yani en üst aksamında yaprak kısmında başladı. Köküne kadar içleyip bitkiyi tamamen öldürebilir. Veya bazı hastalıklar yalnızca kökte görülebilir. Kökte hastalığa sebep olabilir. Yalnızca gövdede görülebilir. Özelleşmiş hastalıklarda bunlar. Sürgünlerde görülebilir yalnızca. Yalnızca meyveleri has meyvelerde hastalık oluşturabilir. Gibi özelleşmiş hastalıklarda olabilir. Sınav sorularında hastalığın yalnızca bitkinin bir bölgesinde birkaç bölgesinde veya tamamında olup olmadığı ile ilgili özelleşmiş soru gelebilmektedir. Özellikle bir bölgede ya da birkaç bölgede hastalığa sebep olan türler ile ilgili sorulara yer verilmektedir. Örnek olarak, e, burada görsel olsa daha iyi olurmuş ama bununla ilgili görseli de şu şekilde size e, tanımlayabilirim. Mesela bir külleme hastalığı ki bunun zaten detayına ileride varabileceğiz ama örnek vermek için söylüyorum. Bir külleme hastalığı, bitkinin yalnızca toprak üstü aksamında görülür. Bir kök bölgesinde kökte ee, külleme hastalığını görmek mümkün değildir yani imkansız yani öyle bir şey yok. Hatta çıkmış bir tane soru da doğrudan külleme hastalığıyla ilgili soru sorulmuştu. Külleme hastalığı bitkinin hangi aksamında oluşmaz gibi bir örnek verelim. Yaprağı vermiş, işte sürgünleri vermiş, üst kısımda işte çiçekleri falan vermiş, meyveyi vermiş diyelim. Meyvede zaten hastalık oluşturur, yaprakta oluşturur üst taksamda çiçek demetlerinde çiçekleri de oluşturabilir. Ve son kısımda da mesela diğer şıkkada D şıkkına da kök bölgesini vermiş. Kök bölgesinde kesinlikle hastalık oluşturmaz. Zaten bu hastalığın özel olarak direkt anlatımına geçtiğimiz zaman bunlarla ilgili detaylı bilgileri vereceğiz. Bu tarzda özelleşmiş olan bir bölge için veya birkaç bölge için özelleşmiş olan kısımlara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Burada zaten bununla ilgili de bir örnek görselimiz varmış. Ee, bitkilerde sürgün sistemi veya toprak üstü aksamı ve kök sistemi veya toprak altı aksamı olmak üzere iki farklı bölümden oluşur. Şöyle. Şimdi sürgün sistemi dediğimiz kısım toprağa yakın kök boğazı kısmından başlayıp hatta kök boğazının birazcık daha üstü doğrudan gövdeden başlayıp yaprak bölümüne kadar ki olan alana sürgün sistemi diyoruz. Burası vejetatif aksamdır. Yani yeşil olarak bilinen vejetatif aksam tabi içerisinde generatifler de var. Generatif aksamlarda çiçekler ve meyveler de var. Toprağın üst kısmında yer alan kısma sürgün, süren kısım diyoruz. Alt kısmında ise yer alan kısma kök sistemi diyoruz. Kök sistemi içerisinde kökler bulunur, e, da bulunabilir, rizomlar, storonlar vesaire bulunabilir. Burada yalnızca şu anda genel kapsam olduğu için kök kısmı diyoruz. Sürgün sistemi toprak üstü aksamında az önceki dediğim gibi işte bu kısım e, kök sistemi bu kısım buraya anlatmaya zaten gerek yok. E, doğrudan bu şekilde görsel anlatmış olduk. Vermiş olduğumuz örnek tekrardan buraya koymuşuz. Külleme hastalıkları yalnızca bitkinin toprak üstü aksamında hastalığa sebep olur. Eee, domatesli külleme hastalığı mesela görsellerde görmüş olduğunuz toprağın üst kısımlarında yer alan yapraklar üzerinde külleme belirtilerine de olmuş. Ancak bu tabii köklerde böyle bir hastalık belirtisi oluşturmaz. <laughs> Bulaşıcı hastalık etmenleri hastalıklı bir bitkiden sağlıklı olan bitkiye bulaşabilir. Ve bulaşıklık sonucunda sağlıklı bitkinin hastalanmasına sebep olabilir. Bu tarz hastalık etmelerine biyotik, canlı hastalık etmeleri denilmektedir. Şöyle, mesela e, bir sağlıklı bitkimiz var diyelim. Yan yana iki tane domates bitkimiz var. Bir tanesinde külleme hastalığı var. Bir tanesinde hiçbir şey yok, hiçbir hastalık yok. Sağlıklı bitki diyelim. Hastalıklı olan bitkiden sağlıklı olan bitkiye bir şekilde hastalığın bulaşması ile birlikte hastalanması yani sağlıklı bitkinin hastalanmasına sebep olunuyorsa bunu sağlayan etmenler biyotiktir. Yani canlı hastalık etmenleridir. Bulaşıcı olmayan hastalık etmenleri ise çevresel faktörlerden kaynaklı abiyotik, canlı olmayan hastalık etmenleri olarak bilinir. Bunlar ise bulaşıcı değildir. Sağlıklı bitkiyle hastalıklı ...gibi görülen, yani hastalıklı diyelim doğrudan... ...çünkü hastalık var, e, hastalık olarak kabul ediliyor... ...abiyotiklerin meydana getirdiği de... E, ...sağlıklı bir bitkimiz var... ...bir de hastalıklı bir bitkimiz var diyelim... ...hastalıklı bitki, sağlıklı bitkiyi... ...hiçbir şekilde hastalandırmıyorsa... ...yani böyle bir e, durum... ...söz konusu değilse... ...o zaman bu da abiyotik, yani canlı olmaya... ...hastalık etmeleri olarak bilinir. Sol tarafta görselde görmüş olduğunuz... ...çiçek burnu çürükliği olarak bilinen... ...bir hastalık... ...yani hastalık olarak kabul ediliyor... Bu normalde canlı etmenler yani bir virüs, e, fungus, bakteri tarafından oluşturulan bir etmen değil, kalsiyumun eksikliğinden yani bir besin elementinin eksikliğinden dolayı oluşan bitkinin meyvelerinde görülen e, belirtilerin meydana gelmesiyle hastalık olarak kabul edilen bir e, durum. Ancak bunu kalsiyum eksikliği yaptığı için yani kalsiyumda bir canlı bir etmen olmadığı için doğrudan bu yüzden abiyotik etmen olarak kabul ediyoruz ki. Yanında sağlıklı da bir bitki kalsiyumca zenginse bulunabilir. Bitkilerde hastalığın meydana gelebilmesi için en önemli da bir tanesi bitkilerde bir hastalığın meydana gelebilmesi için nelerin nasıl bulunması gerekiyor? Hastalığa karşı hassas olan bir konutçu bitki olması lazım. Şöyle ki bir hastalığın hastalık yapabilmesi için hastalık yapacağı bitki Hassas olmalı. Zaten dayanıklıysa hastalığın oluşabilme durumu e, gittikçe azalacaktır. Bu yüzden hassas olan bir bitki şart. Hastalığa sebep olacak olan canlı ya da cansız etmenlerin bulunması ve eğer etmen canlı ise virülens olması. Virülens şudur, virülens hastalık oluşturabilecek kabiliyette olan bir etmen. Hastalık oluşturabilecek kabiliyette bir virüs olabilir. Hastalık oluşturabilecek etmende bir e, fungus olabilir bakteri olabilir ama hastalık oluşturabilecek olması lazım. Yani konukçusu olabilecek bir bitkiye hastalık oluşturabilmesi lazım. Bir de çevre koşullarının hastalık oluşumu için uygun olması gerekir. İşte sıcaklığın, nemin bunların uygun olması gerekir ki hastalık meydana gelsin. Bu üste yer alan koşulların herhangi biri olmazsa hastalık oluşmaz. Hassas bir konukçu bitki lazım hastalık oluşturabilecek bir patojen lazım yani virülans olabilecek bir e, etmen lazım. Bir de uygun çevre koşulları olması lazım. Üçünün birlikte bulunması lazım. Bunu da hastalık üçgeni adı verilen bir görselle anlatabiliriz. Şöyle ki hassas bir konukçu bitkimiz var diyelim. Hassas konukçu bir bitkimiz var. Burada hastalık oluşturabilecek virülans bir patojenimiz var. Bir de uygun çevre koşullarımız var diyelim. Bunlardan herhangi e, ikisi kendi arasında birleşmiş olursa hastalık meydana gelmez. Hepsinin aynı anda birleşmiş, yani hepsinin aynı anda, aynı ortamda bulunması gerekir. E, hastalığa karşı hassas olan konukçu, virülens bir patojen ve çevre koşullarının uygun olmasının hepsi birlikte olduğu zaman bu üçgen tamamlanır ve hastalık meydana gelir. Biyotik, yani canlı hastalık etmenleri dediğimiz zaman ise. Bitkilerde hastalığa sebep olan canlı etmenler yani biyotiklerin tamamı paraziterdir. Bununla ilgili de soru gelmişti. Aşağıdakilerden hangisi paraziter bir etmendir diye. Canlı etmenlerin, biyotik etmenlerin tamamı paraziterdir. Yani bir virüs hastalığı paraziterdir. Bir fungus paraziterdir. Bir bakteri paraziterdir. Bunlar paraziter olarak bilinir ve bitkilerde hastalığa sebep olurlar yani bitki paraziti olarak kabul edilirler. Bitkiler üzerinde beslenen ve yaşamını sürdürmeleri esnasında bitkilere zarar veren tüm parazit etmenler yani biyotik etmenler paraziter olarak kabul edilir. Bitkilerde hastalığa sebep olan biyotik canlı etmenler, funguslar, bakteriler, virüsler, virüs benzeri viroidler, protozoalar, moleküller, parazit etkiye sahip bitkiler ve yabancı otlar sebep olabilmektedir. Parazit etmenlerin bitkiye saldırmaları sonucunda bitkinin besin, su ve minerallerini alarak yaşarlar ve çoğalırlar. Abiyotik etmenler ise yani burada paraziteri anlattık. Peki paraziter olmayan ne? Şimdi e, çıkmış sorular içerisinde paraziterdir diye sordu demiştim. Şimdi paraziter olmayan ne diye soracak olursak. Paraziter olmayanlar ise abiyotik etmenler. Mesela bir kalsiyum eksikliğinden dolayı oluşmuş olan çiçek burnu çürüklüğü abiyotik etmendir. İçerisinde hiçbir canlı etmen bulunmadığı için paraziter değildir. Kalsiyum eksik olduğu için o hastalık ortaya çıkmıştır. Orada kalsiyumu tamamladığınız zaman o belirtiler ortadan kalkacaktır. Yani hastalık belirtisi ortadan kalkacaktır. Bitkin sağlıklı hale dönüşecektir. Ee, o yüzden paraziter değildir. Yani bitkinin herhangi bir suyuyla, mineraliyle, besiniyle beslenmiyor, kullanmıyor. Bu yüzden paraziter değil. Obligat parazitler dediğimiz zaman bitkilerde hastalıklara sebep olan ve yaşamlarını sürdürebilmeleri için zorunlu olarak yalnızca canlı bitki dokusuna ihtiyaç duyan, ölü dokular ya da yapay besi ortamlarında gelişemeyen patojenlere obligat parazit denilir. Yani bir bitki de hastalık oluşturacak ve zorunlu olarak sadece canlı bitki dokusu üzerinde yaşayıp çoğalabilecek olan parazitlere obligat parazit denilmektedir. Virüslerin tamamı, viroidler protozoalar, moleküller, obligat parazittir. Bunun yanı sıra bazı bakteriler, hepsi değil bazısı, fungusların bazıları ki özellikle işte milgü hastalıkları, külleme ve pas hastalıkları funguslar içerisinde obligat parazit olarak bilinir. Şöyle bir soru geldi diyelim. Aşağıdakilerden hangisi patojenlerin yaşamlarını sürdürmesi için Yalnızca canlı bitki dokusuna ihtiyaç duyar diye sorduğunda yalnızca canlı bitki dokusu üzerinde besleniyorsa bu obligat parazittir. Doğrudan C şıkkını işaretleyip geçebiliriz. Obligat olmayan parazitler dediğimiz zaman ise genellikle fungus ve bakteriler parazit olmalarına rağmen konukçusu oldukları bitkileri Canlı ya da ölü doku fark etmeden yaşayabilmekte ve yapay besi ortamında çoğalabilmektedir. Bu tür parazitlere obligat olmayan parazit denir. Yani obligat normalde, e, latince'de obligat, zorunlu demek. Zorunlu parazit demek. Zorunlu olmayan parazitler dediğimiz zaman ise özellikle bazı fungus ve bak bakterilerde görülür. Canlı ya da ölü doku fark etmeden her türlü e, dokularda beslenebilen hatta yapay besi ortamlarında bile çoğalabilen parazitlere denilmektedir. Nekrotrof dediğimiz zaman ise nekro zaten doğrudan ölü demek. Ee, obligat özelliğe sahip olmayan, yani zorunlu olarak bir e, parazitik özelliği olmayan, yaşamlarının çoğunu ölü organik maddeler tarafından karşılamalarına rağmen, bazı koşullarda canlı bitkilere de saldırıp parazitik özellik gösterebilen e, etmenlere denilmektedir. Bu beslenme şeklinde fakültatif isteğe bağlı parazit de denilmektedir. Yani normalde nekrotrof, yani ölü organik maddeler üzerinde beslenebiliyor. Ancak zorunlu olarak yani ölü organik madde üzerinde beslenirim ben. Ben canlı doku üzerinde beslenemem, canlı konukçu üzerinde beslenemem diye bir şartı yok. Canlı konukçu doku bulduğu zaman ona da saldırabiliyor. Hem ölü de, ölü organik de beslenebiliyor. Hem de canlı konukçu da beslenebiliyor. Ama çoğunluğunu ölü organik maddelerde beslenerek geçirdikleri için nekrotrof olarak biliniyorlar. Bunlara tabii Fakültatif isteğe bağlı parazit de deniliyor. Fakültatif parazit. Yani ölü de beslenirim, istersem canlı da da beslenebilirim gibi. Saprofitik, saprofit çürükçülerdir. Saprofitik olarak beslenen organizmalar canlı bitki dokusundan ziyade ölü dokular üzerinde beslenir. Bunlar çürükçüldür. Genellikle canlı doku üzerinde beslenemezler. Beslenme gibi bir kabiliyetleri de yok. Daha çok başka bir etmen canlı doku üzerine saldırır. Saldırdıktan sonra fırsatçı olarak Bunlar ölü doku veya ölmeye yaklaşmış olan dokuların üzerinde fırsatçı olarak bedavadan kalmış olan besinleri tüketirler. Bu yüzden saprofitik çürükçül olarak bilinir. Genellikle işte meyvelerin son zamanlar, artık çürümeye yakın zamanlarında e, çürümelerine sebep olan etmenler örnek verilebilir. Patojen nedir? Patojen patojen sürekli söylüyoruz. Patojenin tanımı şudur. Canlılardan dolayı oluşan hastalıkların tamamına patojen denilir. Yani canlı bir organizmanın biyotik bit, e, e, canlı bir organizma yani biyotik hastalık etmenin bitkilerde hastalık yapması durumuna e, hastalık yapan canlı organizmaya e, patojen denilmektedir yani bir virüs patojen de denilebilir yani virüs virüs yerine patojen de diyebilirim fungus patojendir bakteri patojendir bunlar yani bitkilerde hastalık yapan canlı etmenlerin tamamına patojen de diyebiliriz yani bitki virüsü demek yerine bitki fungusu demek yerine bitki bakterisi demek yerine patojen dersek Doğrudan yani bunlarda kastetmiş olabiliriz. Bitki patojeni dediğimiz zaman bunlar e, doğrudan bu madde içerisine girer. Aşağıdaki hangisi patojenlerin genellikle ölü organik madde üzerinde beslenme şeklinde oluşturdukları parazit özelliktedir diyor. Genellikle diyor. Yani genellikle dediğine göre büyük ihtimalledir. E, genel olarak ölü de organik madde üzerinde besleniyor ama diğerlerinde de beslenebilir. O yüzden fakültatif parazit diyebiliriz. Yani genellikle ölü de besleniyor ama normalde canlı bulursa canlı da, da beslenebilir. Bitkilerde hastalığın oluşması ve gelişmesi için gerekli evrelere geldiğimiz zaman. Bir bitkide bir hastalığın oluşması için neler gerekir? Bu genel olarak tüm etmenler için geçerli olan bir evredir. Öncelikle inokulasyon. Bitkilerde hastalığa sebep olan patojenin bitki temas haline geçmesine inokulum denilmektedir. Yani öncelikle hastalığın oluşabilmesi için hastalığa sebep olacak olan patojen bitkiyle öncelikle bir temasa geçecek. Bu temasa geçme esnasında oluşan e, olaya inokulum ve inokulasyon olayı deniliyor. Primer birinci inokulum. Kış gibi olumsuz koşulları geçiren ve bitkide hastalığa sebep olacak olan patojenin ilkbahar ya da yaz aylarında ilk temasa geçtiği ve hastalığı oluşturduğu döneme denilmektedir. Genellikle primer birinci inokulum ve sekonder e, ikinci inokulum kısmıyla ilgili tabirleri e, funguslarla fungus hastalıkları, bitkilerde görülen fungus hastalıkları ile ilgili olan kısımlarda kısa kısa e, hayat döngülerini bu hastalık etmeden hayat döngülerini anlatırken e, daha çok bu primer inokulum ve sekonder inokulum e, terimlerini kullanacağız. Bu daha çok funguslar için geçerli diyebiliriz. Şimdi ne demiştik? İnokülasyon bitkiyle bir patojenin temasa geçmesi. Bu iki şekilde olabiliyor. Birinci olabiliyor ve ikinci olabiliyor. Birincil kısmında öncelikle etmen kış gibi olumsuz koşulları geçirdi. Ve bitki de hastalığa sebep olacak olan bu etmen ilkbahar ya da yaz aylarında ilk temasa geçerek hastalığı oluşturduğu dönemse buna birinci yıl inokulum diyoruz. İkinci yıl yani sekonder inokulum ise primer inokulumdan sonra oluşan her türlü inokulumlara denilmektedir. Yani bitkiyle temasa geçti. Geçten sonra hastalık oluştu. Sonrasında her türlü oluşan yeni hastalıkların bitkiyle temasa geçmesi sürekli döngü halde olması ise sekondur e, yine olarak geçiyor. İkinci kısım ise penetrasyon. Öncelikle inokulum, inokulasyon oldu. Bitkiyle temasa geçtik. Daha sonrasında ise penetrasyon. Bitkilerde hastalığa sebep olan patojenlerin bitki dokusu içerisine girmesi olayına penetrasyon denir. Yani penetre olması olayı. Öncelikle bitkinin yüzeyine temas etmiştik. Şimdi artık hastalık oluşturabilmek için bitkinin içerisine girmemiz, dokunun içerisine girmemiz lazım. Bitkileri de hastalığa sebep olan patojenlerin bitki dokusu içerisine girmesine ise penetrasyon denemektedir. Daha sonrasında enfeksiyon kısmına geçiyoruz. Temas ettik, bitki dokusuna girdik, yani penetre olduk. Sonrasında enfeksiyon, patojenin bitki dokusu ile penetre olması, yani doku içerisine girmesi sonucunda, Doku içerisinde beslenme, gelişme ve çoğalmanın başlaması ile birlikte meydana gelen olaya da enfeksiyon denilmektedir. Yani penetre oldu, doku içerisinde daha sonrasında burada beslendi, gelişti, çoğaldı ve bununla birlikte enfeksiyon adı verilen olay meydana geldi. Sonrasında ise inkübasyon, inkübasyon kuluçka süresi olarak da bilinir. Patojenin bitkide oluşturulduğu ilk enfeksiyondan sonra İlk belirtilerin meydana geldiği döneme kadarki geçen süreye kuluçka süresi denilir. sporlasyon bu genellikle e, funguslarda görülen kısımdır. Genellikle spor ile çoğalan fungal etmenlere has özelliktir. Hastalığa neden olan patojen funguslar konukçusu olduğu bitkilerin dokularına yayılarak geliştikten sonra Hastalık hastalığın belirtileri sonucunda oluşan generatif üreme organları olan spor ve spor keselerinin oluştuğu bölümdür. Sırasıyla yani bir hastalığın oluşması ve gelişmesi için gerekli evlere, evrelere baktığımız zaman sırasıyla bunların hepsinin olması zaten şarttır yoksa bir hastalık oluşmaz. Öncelikle inokulasyon demiştik. İnekolasyon kısmında hastalık etmeni yani patojen bitki ile temas haline geçiyor. Daha sonrasında bitkinin dokular içerisinde, hücreleri ve dokular içerisinde penetre oluyor. Yani içerisine giriyor, penetre oluyor, içerisine giriyor. Penetrasyon olduktan sonra ise burada hastalığın gelişmesi, beslenmesi ile birlikte enfeksiyon adı verilen yapı oluşuyor. Daha sonrasında ise ilk enfeksiyon ile birlikte hastalık belirtilerinin oluşma süreci yani ilk e, enfeksiyonla birlikte ilk belirtiler meydana geleceği geldiği süre arasındaki geçen zamana inkübasyon yani kuruşka süresi diyoruz. Funguslara özel bir yapı olan ise beslendi, e, enfeksiyon oluşturdu, inkübasyon süresi geçti. Son zamanda ise artık yeni e, hastalık etmenleri oluşturabilmesi için sporlar, meydana getirdiği döneme ise sporlasyon deniliyor. Aşağıdakilerden hangisi? Bitkilerde hastalığın oluşma ve gelişim evreleri arasında yer alan bitkiye patojenin temas etmesini sağlayan evredir. Bitkiye patojen temas ediliyorsa bu ilk evredir. İlk evre olduğu için bitkiyle inoküle olduğu andır. Yani inokülasyon diyebiliriz. <laughs> bu da örnek bir soru. Tabii bu soruları siz çoğaltabilirsiniz. Daha farklı hale getirebilirsiniz. Aşağıdan hangisi? Patojenin bitki dokusu içerisine giriş yaptığı evredir. Bitki dokusu içerisine girecekse penetre olacak. İlk penetre olma esnası yani penetrasyon diyerek geçebilirsiniz. Bunlarla ilgili tabi soru gelebilir. Ee, mikolojinin en önemli ana konularından bir tanesi olduğu için örnek soruları buraya yerleştirdik. Şimdi hastalık belirtileri dediğimiz zaman ise bitkide hastalık oluştuktan sonra patojenin bitkiye saldırdığı bölgelerde meydana gelen belirtilere simptom veya belirti, semptom adı da verilir. Yani hastalık belirtilerine simptom denilmektedir diyebiliriz. Mesela burada görmüş olduğunuz bir domates bitkisi. Domates bitkisinin üzerinde çökük lekeleri meydana gelmiş. Bu lekelerin üzerinde de siyah toz şeklinde kitleler oluşmuş. Yani burada bir hastalığın olduğu bariz belli. Burada bir belirti oluşmuş. Bir simptom oluşmuş diyebiliriz. Hastalık belirtileri nelerdir dersek, hastalık belirtileri arasında hastalık sonucunda bitkilerde doku ve organ ölümleri meydana gelebilir. Yani nekrozis olayı. Hastalığın meydana ge geldiği bitkilerin hücre ve dokularında ölümler meydana gelebilir. Zaten bu ölümlerin meydana gelmesinin sebebi de bir bitki hücresi var diyelim. Hastalık buraya saldırdı. Burada beslendi. Beslendikten sonra bu hücre içerisindeki tüm e, besinleri çektiği için o hücrenin zaten ölmesi açıkça ortadadır. Bununla birlikte ölümler meydana gelebilir. Ölüm sonucunda oluşan bu belirtilere, ölü yerlere e, nekroz adı verilir. Yani ölü doku. Ölü dokunun diğer bir ismi nekroz olarak bilinir. Hastalık sonucunda nekrozlar yani doku ve organ ölümleri meydana gelebilir. Nekroz, ölü doku veya hücre, ölü hücreler belirtileri. Bitkilerde fide dönemindeyken oluşursa buna çökerten adı verilir. Yani fidelerin ölümlerine çökerten adı verilmektedir. Şimdi mesela burada bir fidede çok ince bir şekilde bir ölmüş alan var. Ancak alt tarafı birazcık sağlıklı, tabii üst tarafı da sağlıklı. Ancak burada bir hastalığın saldırısı sonucunda... Ölü dokular meydana gelmiş ve fideyi toprağın üzerine devirmiş. Yani çökertmiş, çökmüş. Aynı şekilde bu görselde de. Normalde bitkinin üst kısımları çok sağlıklı gibi görülmesine rağmen kök bölgesi, kök boğazı bölgesinde e, ölmüş olan dokuların oluşmasıyla birlikte tabi pörsümeler, buruşmalar da görülmüş ama genellikle bu kısımlarda ölmüş dokuların oluşmasıyla birlikte e, çökerten adı verilen belirti meydana gelmiş. Hala daha ölü dokular üzerinden devam ediyoruz. Bu ölü dokular bitkinin gövde, dal ve sürgünleri üzerinde çöküntü, ezilme, yaralanma, parçalanma ve şişkinlik gibi belirtileri de oluşturabilir. Bunlara ise kanser veya yara adı verilmektedir. Bunlar da yani bir ölü doku. E, bitkinin üzerinde çöküntü oluşturabilir. Şuralarda çök, çökük alanlar oluşturmuş. Buralarda da rıdık bir şekilde şişkinlikler, kabartılar oluşturmuş. Yine e, parçalanmalar meydana gelmiş. Bunlar da tabii kanser olarak adlandırılan ölü dokular, yani sonuçta bunlar da ölü bir doku yani ölü doku belirtileri. Taze sebzeler, meyvelerin parankima dokularının bozulması, ölme sonucunda ise çürüklük adı verilen necrosis belirtileri yani ölü doku belirtileri meydana gelir. Mesela burada bir taze sebzenin üzerinde çürümeler meydana gelmiş, bu bölgelere baktığınız zaman zaten doğrudan dokular ölmüş. Aynı şekilde bir yumruğu üzerinde, patres yumruğu üzerinde simsiyah lekelerle birlikte diğer kısımlar kısımlarda e, gittikçe açık hale gelen e, çürümeler meydana gelmiş. Aynı şekilde bu dokuların da öldüğünü söyleyebiliriz. Yani ölü dokular oluşmuş. E, diğer bir ismi, e, yani ölü dokuların bu kısımlarda oluşmasına ise çürüklük diyebiliyoruz. Hastalık ile birlikte bünyesinde fazla bu bulunma, e, bitkinin hastalıkla birlikte bünyesinde, fazla su bulunmamasıyla birlikte de solgunluk pürsüme adı verilen şeyler oluşabilir. Ee, ölü dokular oluşabilir. Bir kişi sanırım söz istedi ama şimdi tam konu bittiği zaman sorabilirsiniz isterseniz. Çökerten neyden oluyor? Hocam çökerten genellikle fungal hastalık etmenlerinden oluşmaktadır. Daha çok e, bitkinin kök boğazı ve kök kısmında oluşur hatta e, doğrudan kök boğazı diyebilir çünkü kök boğazında çok yoğun şekilde oluşabiliyor genellikle fungal hastalık etmenlerinden dolayı oluşan e, belirtiler çökertene sebep olur çökerten kısmında fungal hastalıklar toprak kökenli veya tohumdan kaynaklı olan hastalık etmenlerinden dolayı oluşur genellikle de toprak kökenli olur bu yüzden zaten fidelerde ve e, bir de üretim yerlerinde tohum ilaçlaması, toprak ilaçlaması gibi şeyler önerilir. Tabii virüs hastalığı, bakteri hastalığı genellikle çökerten gibi bir belirti oluşturmaz. Daha çok funguslardan oluşur diyelim hocam. Fungusların saldırmak sonucunda ölü dokuların oluşması. Solgunluk pörsüme kısmında ise dediğim gibi yani bitki hastalıkları ile birlikte ee, bitkinin bünyesinde fazla bu bulunamaması, fazla suyun bulunamaması. Ki bu fazla suyun bulunamamasının sebebi de e, diğer etmenlerin yani patojenler tarafından bu suyun minerallerin besinlerin sürekli olarak tüketilmesiyle birlikte bitki su kaybeder. Genel olarak su kaybettikten sonra da görseldeki gibi bir solgunluk pörsüme şeklinde belirtiler meydana getirir. Şimdi bu şu ana kadarki görmüş olduğumuz bu solgunluk olsun, çürüklük, kanser yara, çökertin kısımları ölü hücre dokuları veya e, ölü hücre veya dokuların neden olmuş olduğu nekrosis belirtilerine bir örnekti bunlar. Diğer bir hastalık belirtisi renk değişimleri. Renk değişimleri şu şekilde olur. Normalde bitkiler yeşil renktedir. Genel olarak yeşil yani. Hepsi zorunlu olarak yeşil değil ama genel olarak bakıldığında bitkiler yeşil renktedir. Ancak bazı bitkilerde biyotik veya abiyotik hastalık etmenlerinden dolayı sararmalar, beyazlaşmalar, kızarmalar, kararmalar şeklinde renk değişiklikleri de meydana gelmektedir. Bununla birlikte bitkilerin yeşil renkli görülmesini sağlayan klorofilin hastalık sonucunda zarar görmesiyle beyazlaşmalar oluşuyorsa buna albinizm veya albinismus denir. Hastalığın klorofillere saldırması ile birlikte Beyazlaşma olursa buna albinizm diyoruz. Eğer hastalık sonucunda klorofillerin oluşmasında gerilemeler, klorofillerin zarar görmesi gibi durumlardan dolayı sararmalar meydana gelirse bu sararmalara da kloroz diyoruz. Kloroz, klorotik leke var diye e, ileriki dün e, anlatımlarda anlattığımızda doğrudan aklımıza sarı renk gelmesi lazım. Bitkilerin dokularında hastalık sonucunda antosiyan birikmesiyle birlikte kızarıklıkların görünmesine ise antosiyanoz adı verilir. Yani bitkinin oluşan hastalıklardan ki bunu da yapabiliyor. Dolayı kızarmasına ise antosiyanoz adı verilir. Organ büyüme ve bozuklukları. Bu da diğer bir hastalık belirtisi. Bitkileri de hastalık sonucunda doku ve organlarda kontrolsüz şekilde aşırı hücre büyümesi ve çoğalması oluşursa, aşırı kontrolsüz şekilde küçülmeler ve azalmalar da oluşursa, bunların tamamı organlarda büyümelerin bozukluklarına örnek olarak verilebilir. Bitkilerde aşırı ve kontrolsüz şekilde doku organ büyümesine ve çoğalmasına, bakteriler, funguslar, virüs gibi biyotik hastalık etmenlerin yanı sıra, nematot ve böcek gibi zararlar ve hormon içeren herbisler de sebep olabilmektedir. Bitkilerde doku ve organların kontrolsüz şekilde aşırı büyümesine hipertrofi adı verilir. Kontrolsüz ve aşırı şekilde büyüyorsa hipertrofi oluyor. Bununla birlikte tümör, gal, ur denilen şişkin yapılar da oluşur. Bu yapılara, şu görselde görmüş olduğunuz belirtilere tümör, ur veya gal adı verilen şişkinliklerle ilgili görseller diyebiliriz. Bitki hücre, doku ve organlarının aşırı derecede büyümesi, yani hiperplazi olayında ise gigantizm yani devleşme, aşırı büyüme adı verilmektedir. Bitkilerde hastalığa sebep olan özellik özellikle de bazı fungus ve bakteri patojenleri bitkilerde ya da yapay olarak yaşadıkları ortamlarda zarara sebep olabilecek toksinler üretebilmektedir. Bu toksinlere ise fitotoksin denilmektedir. Yani ee, bitkiler üzerinde hastalığa sebep olan özellikle fungus ve bakteriler, e, bu beslenmeler esnasında bitkilere zarar verebilecek toksin adı verilen e, maddeler üretebilmekte. Bunlar da bitkilerde zarara sebep olduğu için fito toksin olarak bilinir. Fito bitki demek toksin de işte zararlı madde. Bitkilerde hastalık etmenleri sonucunda meydana gelen aşırı ve kontrolsüz doku ve organ büyüme belirtileriyle ilgili hangisi yanlıştır? Aşırı kontrolsüz doku ve organ büyümeleri sonucunda hangisi yanlıştır? Ur oluşumu olabilir. Çünkü ur oluşumu aşırı şekilde kontrolsüz doku ve organın büyümesiyle birlikte oluşan şişkinlikler. Tümör de aynı şekilde bu tanıma uyuyor. Gal de buna uyuyor. Ancak cüceleşme oluşumu ise cüceleşme tamamen tersi. E, kontrolsüz şekilde doku ve organların küçülmesiyle oluşan yap olduğu için doğrudan bunu işaretleyebiliriz. Bitki dokularında hastalık etmenlerinin zararı sonucunda antosiyan adı verilen maddelerin birikmesiyle birlikte oluşan belirti nedir diye sorulursa o zaman da sararma kloroz demiştik. Siyahlaşma çok farklı bir konu zaten. Beyazlaşma albinizm demiştik. Kızarma antosiyan oluşumuyla birlikte birikmesiyle birlikte oluştuğu için kızarma diyebiliriz. Buna benzer de bir soru gelebilir. Çok güzel bir e, örnek olabilir. Bitkilerin yeşil aksamlarının hastalık etmenleri tarafından zarar görmesi sonucunda klorofil oluşumlarının azalması ile oluşan kloroz hangi belirtiye sebep olur? Kloroz dediğimiz zaman aklımıza doğrudan ne gelmesi gerekiyordu? Doğrudan sararma gelmesi gerekiyordu. Sararmalar, klorotik lekeler bunlardan dolayı oluşan belirtilerdi. Cevap şu an antosiyanda kızarma olması lazım hocam. Yani denizli değişik. Kızarma antosiyan. Antosiyandan dolayı kızarma meydana geliyordu. Birikmesiyle birlikte. Aşağıdakilerden hangisi? Bitkilerde hastalık sonucunda oluşan nekrosis. Ölü doku ve hücre belirtileri arasında yer almamaktadır. Bakın ha. Burada en önemli şeylerden bir tanesi şu. Zaten sınavda en büyük sıkıntı çekilen yerlerden bir tanesi de bu almaktadır almamaktadır. Bunun altı çizili veya değil. Almaktadır almamaktadır. Bunlara çok dikkat etmek lazım. Melidir, mallıdır, M mamalıdır, memelidir. Bunlara çok dikkat etmek gerekiyor. Sınavda eğer soru geldiği zaman bunların altını çizmeden geçerseniz doğrudan e, dalgınlıkla birlikte bildiğiniz soruyu bile yanlış yapabilme ihtimali olabilir. Bir zaten bazı kişilerde e, sınavda süre yetmeme durumu oluyor. Süre yetmediği zaman eee alelacele yapacağı zaman mesela bildiği bir soruda geliyor. Yer almaktadır. Direkt şudur, budur. Direkt işaretleyin geçeyim denildiği zaman doğrudan dalgınlıkla birlikte yanlış yapabilirsiniz. Bu melidir, malıdır, memelidir, mamaldır gibi durumlara çok fazla dikkat etmeniz gerekiyor. Aşağıda hangisi bitkilerde hastalık sonucunda oluşan nekrosis, ölü doku hücre belirtiler arasında yer almamaktadır diyor. Ölü doku ve hücrelerden dolayı oluşan yani nekrosis alanında oluşan kısımlar neydi? Çökerten meydana gelir miydi? Fidelerde çökerten meydana gelebilirdi ölü dokudan dolayı. Çürümeler olabilir miydi? Çürümeler de olabiliyordu. Ölü dokudan dolayı Patatesli yumru örneğini vermiştik. Kloroz denilen renk değişimi ölü dokuyla alakası yok. Renk değişimi daha çok klorofilin e, az e, oluşması veya oluşmasının engellenmesiyle meydana gelen sararmalara deniliyordu. Solgunluk dediğimizde doğrudan suyun alımının azalmasıyla birlikte Ölü dokuların meydana gelmesi oluşan kısımdı. Bu yüzden doğru cevap renk değişiminin olduğu kloros yani C olması gerekiyor. Bu kısmı çok hızlı bir şekilde geçtik sanırım. Doğrudan bir sonraki desteğe görüşmek üzere demişiz. O yüzden fitopatoloji iki kısmıyla bundan sonraki kısımda devam edeceğiz. Şimdi saat 20.52. Normalde 21'de bitecekti ancak 8 dakika erken bitmiş oldu. 21.30'da burada olalım ve fitopatolojinin ikinci desteğiyle birlikte tamam. devam edelim.